2022 güz aylarından itibaren 2023 yılında önemli derecede bir kuraklık yaşanmıştı. Ülke genelinde yaşanan bu kuraklık bir kısım bölgelerde çok çok daha ağır seviyelere kadar gelmiştir. Yalnız tabii ki bu kuraklık biliyorsunuz şu anda arazide ekili olan sadece hububat var. Özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat var. Bundan sonraki süreçte diğer ürünler ekilmiş olacak. Tabii ki kış gününde yani güz ayında ekilen bu hububatın suya ihtiyaç duyduğu zamanlar ilk çıkış sularıydı. İlk çıkış suları tam manasıyla karşılandı. Yani çoğunlukla rahat bir şekilde çıkabildi. Rekolte tahminleri geçen yıla göre, geçen yıl 20 milyon ton civarında olan rekolte tahminimiz. Bu yıl tabii ki belirli bir kısım, özellikle sulu alanlarda ekim alanının artması sebebiyle %5-10 civarında, hatta sulu alanlarda %20'ler seviyesinde bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla verimde bir ufak bir rekolte kaybı olmuş olsa da kuraklıktan dolayı, sulu alanlarda bu ekilen alanlardan dolayı da belirli bir yükseliş olacaktır. Ekim alanının artması sebebiyle geçen yılki, ümit ediyoruz ki geçen yılki rekolteleri yine yakalayabilme durumu gerçekleşecektir. Tarımsal bir kuraklık değil, meteorolojik bir kuraklık, hatta hidrolojik kuraklık seviyelerine kadar yükseldi. Bu ne demektir? İşte göllerde, göletlerde ve yeraltı sularımızda önemli derecede bir çekilme gerçekleşti. Yağışımız yetersiz oldu. Kar yağışı ve yağmur yağışları. Dolayısıyla meteorolojik ve hidrolojik bir kuraklığımız ülke genelinde mevcut. Bugünlerdeki Türkiye genelindeki bir hafta 10 günlük bir yağış periyodu sayesinde de yine hububatın ihtiyaç duyduğu, kardeşlenme döneminde ve sapak atma döneminde en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde yağışların gerçekleşmesi de yine bir önemli bir derecede hububatın sıkıntısını gidermiş oldu. Bundan sonraki yağışlar eğer düzenli bir şekilde devam ederse yine hububatta çok aşırı bir kuraklık yaşanmayabilir. Ama ülke genelinde bir meteorolojik kuraklık vardır, doğrudur. Bu meteorolojik kuraklıkta genel manada yağışın ve karın çok daha az yağmasından kaynaklanmaktadır.